Elazığ'da yolumuz Muratçık'a düştü. Tabi Elazığlılar Muratçık deyince neresi olduğunu düşüneceklerdir. Eski adını söyleyince Şıppadan'a katılayacaksınız. Aşvan'dayız. Sanki of of. Bu dumanlar, bu kokular aman da. Kolay gelsin. Merhabayın. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Haliniz, keyfiniz çok nasıldır? Çok şükür, siz nasılsınız? Allah'a şükür sizi gördük, daha iyi olduk. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. İsminizi bağışlar mısınız efendim? Herkese korkmaz. Toplaşmışsınız böyle hanımlar. Bütün komşular. Ne yapıyorsunuz? Yufka yapıyoruz. Sebep? Gelen arkadaşlar, gelen şeyler görsün diye dostlar bizi. Dostlara yapıyorsunuz. Tabii. Ha? Hay Allah razı olsun. Ki yapalım ki yağlayalım yesiz. Nasıl yağlı? Yağlayacak bunları size. Peki bunları yazın yapıp kışın yiyor musunuz? Yok, günlük musunuz? Yapıp günlük yiyip. Günlük? Tabii. Bakkaldan ekmek alıyor musunuz? Alıyoruz her gün. Eskiden ekmek mekmek yoktu ama. Yok canım, o eski günleri hatırını söylem, onlar çok zor. Şimdi kolay. Zor mu? Tabii, önce zordu. Nasıl? Sacın önünde her gün ekmek pişir. Git buğdaya, git arpaya, git pancara, git her işi gör. Şimdi ne iş var hanımık? Vay. Tabii. Pakize hanımefendim. Tabii. Köylük yerde hanımefendi mi oldunuz tabii siz şimdi? Tabii hanımık. Her gün. Bir eliniz yağda, öbür eliniz balda mı? Aynı. Bir elimiz de peynirin içinde. Keyfiniz yerinde yani. Çok. Nedir, bir tek bakkalda ekmek satılıyor diye mi bu kadar böyle yok, hanım oldunuz? Yok, ekmek de sat. Zebzeler ayağımıza geldi. Bahçeler ekik. Her şey burada. Ama yazıda gitmek. Nereye gitmek? Hiç yazılara gitmek. Arpa dermeye gitmek. Eskiden elde orak. Tabii canım, orak derdik. Annem can mı dayanır ona? Mecbur. Şimdi yok. Şimdi rahat. Hep bunlar bak hanım süzülüler. Köyün ileri gelen sosyetik hanımları mı toplamışlar tabii, buraya? Tabii, tabii. Ağır misafirler tabii, yani, öyle mi? Hem de ünlü. Ünlü? Tabii. Hay Allah, ben çıkartamadım ama kimdir acaba ünlü hanımları, bize bir takdim ederseniz? Valla o Feride Hanım. Feride o Naciye Hanım. Naciye Hanım çok popüler, duyduk biz onu. O da Türkan Hanım, hep de hanım. Hanım oldular. Tabii. O da Halime Hanım. Halime Hanım şu süzülen hanım efendim. Bu da Zeynep, o kendini beğeniyor da bak. Siz kendini beğenmiş Halime Hanım mı diyorsunuz? Evet. Haminne derik ona biz. Haminne ne? Yaşlı diye işte, sevdiğimiz için haminne derik. Kızmıyor mu yaşlı? Yok. Kabul eder mi bir hanım? Yok, kızarsa vururuk. Neyi vuruyorsun? O koca karıyı. Koca karı vurulur mu? Vurulur, biz de vururuz. En rahat iş sizin kim ama sanıyorum Halime Hanım en rahat. O sadece hiçbir iş yapmadan oturuyor. Kendini yaşlı, beğenmiş Halime. Otursun orada. O şimdilik yaşlı. Peki şimdiki gelinler şanslı mı Pakizan? Oh oh, şanslı demek ne demek. Böyle direm direm gezdiler. Hanımlar. Yani eziyetini siz çektiniz çok, hayatın? Çok. Hele ben olursam öldüm sürünürken. Çok Allah, çalıştım. Allah korusun. Valla çok çalıştım. Kaynana mı çalıştırdı sizi? Kaynanam beçaredi. Çabuk öldü, kurtuldu. Yanında mı oturuyordunuz kaynanın? He canım. Yanında oturuyordunuz. Tabii. Sizin sanıyorum çatallı dilinize dayanamadı kaynananız. Çatladı, öldü. Çatlattın kadını. Sizin gelin var mı? Var, 3 tane. 3 tane ama siz maşallah Türk gibisiniz tabii yani. Tabii canım, ne de. Ama ben ev işi yapmıyorum, onlar yapıyor. Bir zahmet tabii, gelin tabii, yapacak ben bu işi. Ben takın dedim, yapmayayım hanım ona. Buralarda mı gelin? Yok, evde. Cesaret edip gelemiyor yanınıza. Yok canım, ben izin vermeden nasıl kapıdan çıkacak, dışarı çıkamaz. Gelin siz izin vermeden kapıdan dışarı mı çıkamıyor? Tabii. Hiç. Hep bir gelinler iledir. Kaynanaların dinlerler. Bir yere gideceği zaman siz beraber gideriz, beraber gelirik. O gün canınız gitmek istemiyor, gelinin gitmek istiyor. Ne olacak? Oturacak, ben oturayım, o da otursun. Yani siz 6'da kalk kızım deyince gelin kalkmak zorunda mecbur mı? Gün doğmadan gelin kalkar işine. Ya, eski iş yok ki orak. Ya olsun. Artık... O yatarsa onun rızkı geri gider, ya kalkacak. Bizim buranın kurallarıyla. Sen erken kurtulmuşsun, kolay tabii. Tabii. Kayınvalide'den. Çok erken. Beysa mı? 10 sene oldu, o da Allah rahmet etsin. Allah rahmet eylesin. Öyle olsun. Şendulsun yani. He. İyi ki de ölmüş. Kaç çocuk, iyi ki ölmüş. He. Niye peki? Dünyanın meşakasından kurtulmuş ha. 3 oğlan var, 1 kız var, onların derdi daha çoktu. Kurtuldu diyorsun abi. Tabii kurtuldu.
Keşke yaşasaydı be ama. Yok canım, bile ben daha rahat. Buralarda senden daha rahat kimse olmaz ki. Kaynana yok başında, beyin yok. Bak onun da bey yok, onun da çokunu yok işte. Bey olmayanlar rahat. Beyi olanlar? Biraz çillede. Yani kocasız hayat, oh ne rahat mı? Çok, ne hayat ama ne hayat. Yoğurt koydum dolaba, ellere vay. Yoğurt koydum dolaba, ellere vay. Bugün başım kalaba, bugün başım kalaba, ellere. Sanıyorum siz en kıdemli hanımsınız değil mi efendim? Bilmem. Haminle siz misiniz? Evet. Benden duymuş olmayın da Pakize Hanım'ın sizi Allah korusun, Allah gecinden versin, Allah yazdıysa bozsun, öteki aleme doğru gönderme planları var. Ne diyorsunuz Pakize Hanım'a? Nasıl planları var? Nereye gönderir beni? Mezarlığa. Size efendim. Mezarlığa gönderir beni. Mezarlığa gönderme planları var, benden duymuş olmayın. İyidir o. İyidir. Olsa iyi yani. Gitsem iyi oraya. Olur mu ben de? Ya dünya azabından kurtulurum. Dünya azabı, vallahi affedersiniz, kraliçe gibi oturmuşsunuz. Oturmuşum ben bakarsın. Yani dişler bir güldüğünüz zaman, biz 39 yaşındayız, bizden daha sağlıklı görünüyor. Dişler yapma diş. Yapma yani. Sonuçta diş var. Tabii var. Çoluk çocuk? Var, 3 tane oğlum, 3 tane kızım var. 6 tane. Evet. Allah bağışlasın. Torun torba? Var, hepsinde çocukları var. Daha ne güzel işte annem ya. Hepsi yanımda yoklar. Hiç mi yok yanında? Hiç yok. Hepsi bir Malatya'da, biri. Bir Allah'ın kulu yok mu yanınızda? Hayır. Siz burada yalnızsınız. Yalnızım, evet. Bey de yok. Evet, yok. Sen bir de dünya azabından bahsediyorsun öyle mi anne? Ne deme ya, dizlerim ağrı hiç gidemem bir yere. Oldu. Bir ya. De İstanbullara gezmelere gitseydin dizlerin ağrımayıp da. İstanbullara gitsem arabayla giderim. Oh! Ya. Daha sen dünya azabından bahsediyorsun. Dünya azabı tabii, yalnızım, kimse yok. Oluyor. Sıkılıyor böyle. Musunuz? Tabii sıkılım ya. Buyurun size konu komşu. Sağ olsun, Allah razı olsun, komşularım iyiler. Çok mübarek komşularınız var. Bir tanesi mezara göndermek istiyor sizi. Göndersin. yetmiş, çok yetmiş. Büyükşehir'de yapabilir miydiniz? Hayır, ben şehirde duramam. Bu kişinin şehirde bunaldım. İyice az kaldım ki öyleyim, kaçtım geldim köyüne. Kötü mü oluyorsunuz orada? Kötü oluyorum, çok kötü oluyorum. Hiç iyi olmuyor. İçeride, akşama kadar içeride. Apartman, sevmediniz mi? Sevmedim. Hep ben sevmiyorum apartmanları. Komşuluk yok, bir şey yok. Elazığlıları hiç sevmiyorum. Şehirleri hiç sevmiyorum. Varsa yoksa köy. Köy. Hepsi köy. Köy hepsinden iyi. Bağ bahçe var mı? Olsa da bu dizle nasıl yapacağız? Ya işte yine zorla yapıyorum. Yapıyor mu? Yapayım zorla. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olsun. Nasılsınız? Çok şükür. Sizi gördük, daha iyi olduk. Bunu sadece düz yufka olarak mı yapacaksınız? İçine bir şey koyacak mısınız? Patile yapacak bunu. Buyurun. Patile. Pati? Patile, peynirli. Patile? Evet. Peynirli olunca patile mi deniyor evet. Buralarda? Evet. Siz gelin misiniz? Bir evin kızı mısınız? Kayınvalideniz var mı? Ne konuşuyor? Söyle, niye söylemiyorsun? Gelinim, gelin. Bu işi annenizden mi öğrendiniz, kayınvalidenizden mi? Annemden öğrendim. Kaynananız bir baktı mı evlendikten sonra bu kız bu işi yapabiliyor? Maşallah ne güzel yetiştirmişler dediler tabii, mi? Tabii. Peki efendim, kolay gelsin size. Özellikle yazın bu işlerin en zor kısmını üstlenen ablanın yanına bir gelelim bakalım. Kolay gelsin abla. Nasılsınız? Sizin konuşasınız yok. Benim de burada istesem de oturasın. Anlam yandı. Sizin anneniz mi efendim? Annem, evet. Kayınvalideniz mi, anneniz mi? Annem. Peki anneniz bu sıcakta niye ateşin başında oturuyordu? Siz orada gölgelik yerde rahat rahat oturuyorsunuz. Hanım. Büyükler önce başlar bir şey. Arkasından ben yaparım. Öyle mi? Öğrettiniz mi efendim kıza bunun nasıl pişirileceğini? Öğrettim efendim. Öğrettiniz. O zaman kendisi bir zahmet yapıversin, siz de burada pişmeyiniz. Zor bir şey değil. Zaten oradan getiriyorlar. En büyük zorluğunu onu yapıyor. Sen tabii. Bunu bir yanmadan sadece çevireceksin. Sadece ateş beni yakıyor. Allah Allah. Tabii yakıyor. Annen mi yanacak ateşin başına? Anneler daha dayanıklı olur. Allah Allah. Tabii. Çocuklarını düşünürler en azından. Senin kız da inşallah seni düşünür. İnşallah. Ateşin başına böyle oturur. İnşallah. Sıcak mı? Sıcak bayağı. Sıcak. Demek ki bu işi kışın yapmakta sonsuz fayda var.
Kışın olmuyor ama. Kışın da oluyor. Yani ateş yakmıyor ama kışın da yapılıyor. Hem bir millet görsün. Neydi annenizin ismi? Fatma. Fatma'nın kızı ne güzel öğretmiş Fatma kızına desinler. Şunu da acele acele pişirin de hafiften hafiften artık. Evet. Hafiften hafiften artık. Senin bey buralarda mı? Evet. Gösterebilir misin bize? Sağımda oturuyor. Uy. Şu yakışıklı bey mi sizinki? İsmi nedir beyinizin? Ali. Ali. Ne iş yapıyor Ali bey? Kötüttüm. Ne iş yapıyor abla? Utanacak bir şey değil bu. Köy muhtarı. Köy muhtarı. Siz yani köyde first lady mi oluyorsunuz? Hayır. Öyle ya, başbakan eşlerine first lady derler ya yani. Elbasa'da. Siz efendim isim? Songül. Songül Hanım. Hanımefendinin nesi oluyorsunuz? Yengem oluyor. Yengesi. Ali Bey neniz oluyor? Amcam. Amcanız. Evet. Bunlar ne oluyor? Bilezik. Allah Allah. Ne zaman oldu bu iş? Kayınpederim taktı. Buralarda mı kayınpeder? Yok. Ne mübarek bir adammış öyle o. Ne eli açık ne bonkör bir adammış. Öyledir. Hali vakti yerinde midir? Allah'a şükür. Burada mı gelinsiniz dışarıda mı? Dışarıdan. Erzincan'dan geldim. Erzincan'dan geldiniz. Evet. Hepsini kayınpeder mi taktı? Evet. Kaç sene oluyor? 8. Şart mı koştunuz? Bilezik olmazsa olmaz evlenmem dediniz mi? Dedim. Dediniz. Dedim. Allah herkese sizinki gibi kayınpeder nasip etsin. Amin. Gelin bakalım şu amcanızın yanına. Vay efendim vay. Yarabbim bu ne karizmadır böyle. Ali Bey. Efendim. Köy muhtarı. Evet. Buraların en yetkili amiri. Benim şu anda. Hiç de yani mütevazi takılmıyorsunuz. Yok değil. El hafif arkada. Tabii. Cep telefonu burada hazır. Her an aranabilirsiniz. 24 saat aranabilirsiniz. Tabii. Efendim köylüden yana şikayet var. Muhtar dayım. Buyur. Diyorlar ki bize söz verdi buradan Elazığ'a kadar feribot çalışacaktı. O feribot nerede? Kanal açacaktı. Deniz yoluyla gidecektik dediler. Bir. Evet. Dediler buraya doğalgaz getirecekti. Getirmedi. İki. Yollarımız kaymak gibi asfalt olacaktı. Tümseksiz dediler. Vaat etmişsin bunları. Üç. Evet. Köye havaalanı açacakmışsın. İstanbul'daki, Ankara'daki, yurt dışındaki hemşerilerin direkt uçakla köye inecekmiş. Evet. Havaalanının temelini bile atmamışsın. Temelini atmışım. Sıcak suyu getirecekmişim burada. Bedava sıcak su verecekmişim millete. Neyin temelini attın? Havaalanının temelini atmışım. Hadi. Tabii tabii. Muhtar Ali Havaalanı öyle mi? Muratçık Havaalanı. Muratçık Hava. Kendi adını vereceğim sen yaptıracaksın. Kaç trilyona mal olacak kısmet olursa? Daha kesin hesabını bilemeyiz. Direkt uçak buraya inecek. Tabii yani. Tabii. Feribot çalışmaları? Feribotumuz karada yürümüyor. Denize indirmişiz şu anda. Yoksa feribot aldın yani. Aldım da denizde çalışıyor şu anda. Hay Allah teker takıp yürütseydik buradan Elazığ'a kadar. Düşünüyoruz takacağız. Sen sallamışsın abicim meydanlarda. Ali Bey. Tabii mecburum da yapalım. Nasıl mecburum? Söz vermişim köyde de hepsini yapacağım. Şemiş Gezek buradan uzaktır. 15 kilometre. 15 kilometre. 15 kilometre. Abi Elazığ turu devam etsin. Biz ufak ufak Şemiş Gezek'e doğru bir yollanalım. Sağlıcakla kal dayım benim. Buyur. Sağlıcakla kal. Nasıl? Al ısmarladık da. Ah. Allah'a ısmarladık. He. Ben gideyim ha. Ben gideyim ha ha. Ben gideyim ha. Allah uğruna açık etsin. Ben gideyim ha. Uğurlu olsun. Eyvallah. Allah uğruna açık etsin. Ne diyorsun ablam? Ne diyorsun Pakiz abla? Ne diyorsun? Bu Halı dayı mı? Benim komşumdur. Karşıda kendini karlara çok göz atarmış. Karlar bunu dönmüş. Ha. Tabii ha. Nasıl dönmüş? Çok ha. Bir günde karlara demiş gelin saman taşıyın size işte şunu bunu alacağım. Karlar almamış karlar bunu samanlığa sokmuş üstüne saman tökmüş az kalmış boğulu. Yakma ateşe vermişler. Yok merekte boğulmuşlar.
Siz nereden biliyorsunuz? Oradan söylediler. Orada bunlar duranlar. Çok ciddi iddialar Pakize. Tabii Hanım. Vallahi doğru söyleyeyim. Ha. Yüzü bak yalan sen niye söylüyorsun? Ama bu şimdi yayınlanacak. Eşi de seyredecek. Eşi de seyredecek. Eşi de yarın söylesin. Zaten eşi bunu sevmiyor ki. Allah Allah. Vallahi sevmiyor. Eş razı der bundan ha. Ya 80 yaşında artık razı olsa ne olur olmasa ne olur. Lan karı bundan iyi bu. Soralım bakalım bir. Halil emmi. Halil emmi neler duyuyorum. Neler duyuyorum Halil emmi. Kafada atıyor adam. He? Kafada atıyor. Yok gerçektir diyor. Fakize kafada atıyor. Senin gözler biraz... Keyif ediyor. He? Keyif etmiş he. Benim keyif ediyor. Şaka ediyor ki gülah. Şu samanlıkta boğulma hadisesi nedir Halil emmi? Yok baba öyle bir şey yok. Yok Allah yardımcı. İsmi hata. Bilmiyorum. İşte iddiaların sahibi, iddialara muhatap olan Halil emmi. Herkesin dediği olmaz ki. Pakize Hanım neler duyuyorum. Yapmış ama. Gençliği de yapmış. Hayır neler işitiyorum. Diyorlar ki ahali. Doğru mu duyuyorum muhtar? Doğru mu duyuyorum? Diyorlar ki eskiden çok davarı vardı Halil emminin. Sizi almadı diye kızgınlığından söylüyor diyorlar. O mu? Onun gibi 40 tane hal olsa kim almazdı? O kim ki ben onu alam? O çirkin bozuk bir şey. Nasıl? Çok terkensin. Oğlum şu bir sefer kürekle niye dövüştün? Bir sefer Halil emminin kürekle dövüştün. Nasıl kürekle mi dövüştün? Kürekle birbirine çekiştiler. Hücum et az kaldı öldürem onu ben o. Halil dayı. Ha. Kürekle. He, korkusuna bizim oradan geçme dedim seni gazeteye vereceğim de. Te yukarılardan kaçtı gitti. Kürekle niye saldırıyorsunuz adamcağıza? Bana bulaştı diye. Niye bulaşıyor? Biraz kafası mayak. Geçinmiyor musunuz? Geçinemiyor musunuz? Geçinemiyor musunuz? Ondan mı? Evet. Yok işte şurada bir senedir konuştuk. Önce küsülüdük. Harbiden. Eşiyle aranız iyi ama. Oo hanımdır eşi. Eşi hoşum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.